Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin 3'lü zirvesi sonrası yayımlanan bildiride Türkiye'nin itham edildiği ifadelere sert tepki gösterdi. Bakanlığın açıklamasında Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dahil olmadığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağı vurgulandı. Bölgedeki gerginliğin esas kaynağı Yunan-Rum ikilisi olduğu belirtildi. Yayınlanan bildiri, Yunan-Rum ikilisinin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik hasmane politikalarının yeni bir tezahürüdür. Bölgedeki gerginliğin esas kaynağı Yunan-Rum ikilisinin maksimalist, gayri hukuki deniz sınırı iddiaları ve Kıbrıs Türklerini yok saymalarıdır. Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dahil olmadığı hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağını dosta da düşmana da gösterdik. Hem kendi haklarımızı hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Dışişleri Bakanlığı bildiriye dahil olan Mısır'a da mesaj gönderdi. Mısır yönetiminin Doğu Akdeniz'de işbirliği yapabileceği gerçek adresi kavrayamamış olduğu belirtildi. Bakanlığın açıklamasında Libya ayrıntısı da dikkat çekti. Bir takım gayrimeşru gruplara verdikleri destekle Libya'nın istikrarsızlığa sürüklenmesine yol açan bu ülkelerin, Şimdi Libya'nın meşru hükümetiyle imzaladığımız mutabakat muhtıralarını hedef almaları en başta Libya'nın çıkarlarına ve egemenliğine saygısızlıktır. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Mısır arasında Atina'da yapılan 9. Liderler Zirvesi'nde taraflar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için Güney Lefkoşa merkezli daimi bir sekreterlik kurulmasında uzlaşıldığı açıklanmıştır. Bildiride Rum yönetimi ve Mısır arasında elektrik bağlantısı oluşturulmasına ilişkin imzalanan mutabakat muhtırasının Avrupa'nın da enerji güvenliğine katkı sağlayacağı savunulmuştu. Tarafların gaz arama ve taşımasına yönelik üçlü işbirliğinin sürdürülmesini arzuladıkları belirtilerek hidrokarbon kaynaklarının bulunmasının bölgesel istikrar ve refah için katalizör olacağına inanmaya devam ediyoruz ifadesine yer verilmişti.